Merhabalar geldik 29. dersimize. Şimdi bu derste ne yapacağız? Entity Framework klasörünün içine klaslarımızı tanıyacağız. Bu arada ben bunun ismini yanlış ya eksik yazmışım. Entity Framework olacak. Bu şekilde Entity Framework olarak revize etmiş olalım. Kategori menajerin içine göndermem gereken bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Birazdan göndereceğim. Beraber yapacağız bunu. Şimdi geldim Entity Framework'e sağ tuşa tıkladım ekle dedim. Buraya yeni bir tane class ekleyeceğim. Her bir entity için ayrı ayrı class ekleyeceğim. Mesela nasıl gittim interface'lerde işte i kategori e, dal, i heading dal, i writer dal diye ekledim ya. Bu kez bunu bunu entity framework için yapacağım. Birincinin ismini adlandırarak başlam. Entity framework kategori Dal. Data Access Layer. Bunu oluşturmuş oldum. Şimdi diğerlerini de oluşturmam gerekiyor buraya. O zaman onları da oluşturalım. Hemen elimizdeymişken Entity Framework EF ne diyelim Entity Framework Writer Dal diyelim. Writer Dal. Şurada EF'nin F'sini küçük yapalım. Sadece ilk harf büyük olsun. Tamam dedim. Devam ediyorum. Entity Layer'a geldim. Concrete'i açtım. Ondan sonra ne geliyor? About geliyor. About ve Contact'ı hemen ekleyelim. Ekle dedim. Yeni bir class. Entity Framework About Dal dedim. Enter'a bastım. Daha sonra Contact class'ını ekleyeceğim. Class'ıma geldim. Entity Framework Contact Dal. Entity Framework Contact Contact olacak bu. E harfi değil. Hemen şunu düzeltelim kontakt dal olacak tamamdır burayı da ekledim daha sonra ne, ne lazım heading lazım ve content lazım heading ve content'i de buraya ekleyelim ekle dedim yeni bir class entity framework heading heading dal bir de e, content gerekiyor bize sağ tuş ekle yeni bir class entity framework content dal dedim ve content'i de dahil etmiş oldum tamam mı? Böylece classlarımı dahil ettim. Şimdi üstünde çalıştığım sınıfıma geliyorum. Sadece Entity Framework kategori dalla çalışacağım. Diyeceğim ki önce sana diğer taraflardan erişebilmek için senin Access Modifier türün yani erişim belirleyici türün public olsun. Daha sonra buraya geldim. İki nokta üst üste. Sen diyeceğim. Sen, sen generic repository'den miras alacaksın. Ctrl nokta yaptım. Bunu using access şey data access layer nokta concrete nokta repository ise beraber kullan. Daha sonra geldim. Küçüktür sembolüm. Ekledim. Ben buraya bir tane ne göndermeliyim? Ee, sınıf göndermeliyim. Göndereceğim sınıfın ismi kategori olacak. Ben kategori sınıfı üstünde çalışacağım. Buraya kategoriyi dahil etmiş oldum. Tamam mı? Aynı zamanda aynı zamanda bir de ben buraya sen diyeceğim. Aynı zamanda virgül e, virgül I kategori I kategori daldaki değerleri de al. Jeterle nokta dedim. Using data accessor abstra'da buraya eklemiş oldum. Böylece ne yapıyorum? katmanları mı, katmanlar içinde yer alan sınıfları birbirleriyle haberleştirerek her katmanın ya da her sınıfın veya her metodun içindeki komut sadece kendisine ait işlemleri gerçekleştirsin istiyorum. Artık Entity Framework kategori dal ne yapacak? Generic repository içerisindeki kategori sınıfında yer alan e, komutu kullanacak. Bakın burada şu çok önemli. Ben burada Entity Framework kategori dalı kullanarak aslında ne yaptım? Generic Repository'ye ulaştım. Burada da normalde I kategori dal falan Generic Repository'ye bağlı ama ben şu anda burada Generic Repository içerisine göndereceğim parametreyi yani T değerini nereden aldım? Bakın buradan aldım. Public class Entity Framework kategori dalı aldım. Burada yani kategori manager sınıfında e, Generic repository içerisine kategoriyi gönderememiştim. Burada artık gönderebiliyorum. Gönderdikten sonra şimdi kategori manager'a geldim. Ben kategori manager'dan bir nesne türettiğim zaman parantez içerisinde benim bir parametre göndermem gerekiyor. Peki bu parametre ne olacak? Controller'a geri geldim. Controller'a geldikten sonra diyeceğim ki sen sen burada neye alacaksın? Şöyle yapalım new entity framework kategori dalı alacaksın. Tamam mı? Şu a'yı küçültelim. Ctrl e nokta yaptım. Using the taxisler entity framework dedim. Geldim sonra parantezimi açıp kapattım. Ctrl e kd yaptım. Burası düzenlenmiş oldu. Tamam mıyız? Bakın oturacak. Daha da oturacak. İnanın çok daha oturacak. Şuraya noktalı virgülümü koydum. Şimdi tekrar deneyelim mi listeleme işlemini? Var kategori values eşittir cm nokta get all business layer diye bir metot yok bu kez cm nokta dedikten sonra burada sadece get list metodu var get list metodu da nerede bakın burada İstiyorsanız bunu get all olarak da değiştirebilirsiniz get list olarak kalsın get list dedim parantezim açık kapattım noktalı virgülü koydum sen bana gereği neyi getireceksin kategori valuesu yani kategori değerlerini getireceksin şimdi projeyi listeleme kısmından bir çalıştıralım sağ tuş go to view diyeceğim go to view burası listeleme kısmı geldim sağ tuşa tıkladım We have in browser tarayıcı dedim bir bakalım kategori listesi sorunsuz bir şekilde çalışacak mı beraber görelim herhangi bir hatamız var mı şimdi breakpoint koyduğumuz zaman işler biraz daha büyüdü normalde 23. derste falan sanırım biz bir breakpoint hataması yapmıştık orada işler biraz küçüktü şimdi daha da büyüdü. Daha fazla e, sınıfa gidiliyor breakpoint yapısıyla. Bekliyorum yüklenmesini. Son adım bu ve verilerim geldi. Tamam mı? Böylece verileri listelemiş olduk. Daha da oturacak. Hiç merak etmeyin. Yani buradaki bütün yapıyı anlayacaksınız. Gerçekten çok güzel bir şey. Çok güzel bir şekilde oturacak. Sadece kendinize biraz zaman tanıyın. E, inanın çok güzel olacak. Proje bittiğinde. Gelecek derste Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi e, burada ben diyorum ki yavaştan sanki Fluent Validation'a geçmemiz gerekecek business tarafında. Çünkü artık e, özellikle ekleme, silme ve güncelleme işleminde bazı şartlarımız olacak. Bu şartların karşılanması gerekecek. Belki listelemede çok bir şart aramayacağız ama özellikle ekleme ve güncellemede bu ikisinde şartların sağlanması gerekecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun cevabını da gelecek derslerde görüyor olacağız. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz.